Merhaba arkadaşlar. Düz Dünya araştırmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. NASA ve ESA. Uluslararası Uzay İstasyonu sahtekarlığı. ISS, yani Uluslararası Uzay İstasyonu, bir intihar cehennemidir. Birçok insan hala daha ISS'in gerçekten sandıkları şekilde var olmadığını anlamıyorlar. Çünkü resimlerini görüyorlar. Bu benim bütün insanlara ve onların ISS resimlerine olan yanıtım. Bence insanların ISS'in varlığına inanmalarının nedeni, bu fikrin onların kendisini iyi hissetmesini sağlaması. İnanç sistemlerinin ve zihinlerinin, psikolojik durumunun bir nevi güvencesi gibi. Yerden 400 kilometre yükseklikte bir yerlerde, içinde insanlarla dönen dünyanın üzerinde uçan bir ISS olduğu düşüncesi, sanırım rahatlatıcı geliyor. Gerçekten de aklımızı alıyor. Bütün insanlık için muhteşem bir başarı. Uluslararası Uzay İstasyonu. Saçmalık. Uluslararası Sahte İstasyon. Bir söylem vardır. Eğer görüyorsam, o zaman inanırım. Yani insanlar resimlerde, internette ve her yerde bunu görebiliyorlar. O resimlerde gördüklerinin gerçek olmadığını kavramaları neredeyse imkansız. Gördükleri şey, sandıkları gibi bir ISS değil. Her neyse. Paul Clark bununla ilgili bir video yaptı. Bakalım ne diyor. Duyduğum bir diğer gülünç iddia da, Uluslararası Uzay İstasyonu sahte olamaz. Çünkü evimden görebiliyorum. Peki, evinden bakınca içindeki insanları görebiliyor musun? Hayır. Gayet açık. Orada, yukarıda yörüngede bir şey var. Sadece içi boş. Hiçbir zaman insanlı olmadı. Sadece yörüngede dönen bir teneke kutu. Uzay seyahati illüzyonunun bir diğer yönü de uzay yürüyüşleri. Bunları bir yüzme havuzu içinde tezgahlıyorlar. Özel yapılmış bir yüzme havuzu. Sıfır yer çekimi görüntüsü sağlamanın harika bir yolu bu. Ve uzayda boğulmamak için şnorkel giyiyorlar. Bu nasıl olabilir? Uzayda şnorkel. Ama gerçekten bir galon suyun uzay giysisinin içine neden sızabileceğinin sözlü bir açıklaması yok. Tabii bütün bunları yüzme havuzunun içinde tezgahladığını algılamadığınız sürece. Bu görüntüde Çinlilerin uzay yürüyüşünü görüyorsunuz. Adamın giysisinden hava kabarcığının yükseldiğini görebilirsiniz. Uzayda hava kabarcığı nasıl olur? Uzay vakumdu sözde, yüzme havuzu değil. Ama açıkça ortadaki su dolu bir yüzme havuzu bu. Belli ki sadece dışarıdan tamir edebilecekleri ekipmanlar mutlaka ki vardır. Ama buradaki uzay yürüyüşlerinde birçok şey Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içinden de ulaşılabilir gibi görünüyor. Bu daha çok dışarı çıkıp diğer uzay hilelerini gösterebilmek için bahane yaratmak gibi bir şey. Bu uzay yürüyüşlerini yüzme havuzunda tezgahlamak yani. Bu videoda görüntüye dalış tüpü taşıyan biri yakalanıyor. Uzayda dalış tüpü mü? Uzayda şnorkel ve dalış tüpleri mi? Uzay yürüyüşü sanki parkta yürümek gibi bir şeymiş gibi davranıyorlar. Sanki sadece birazcık tehlike var, o kadar. Uzay giysilerine bakıyorlar ve "Oh, işte uzay giysimiz. Uzay yürüyüşüne çıkacağız." Sanki hiçbir tehlike yokmuş gibi. Sanki hiç umursamıyorlarmış gibi. Umursamıyorlar. Her an ölebilecekleri tehlikeli bir durum içindeymiş gibi davranmıyorlar. Hayatlarını korumak için uzay yürüyüşü miktarını azaltmaya çalıştıklarını düşünebilirsiniz. Ama öyle görünüyor ki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında sürekli tamir edilmesi gereken ekipman bolluğu var. Öyle ki Sandra Bullock'un Gravity filminden esinlenerek iyi televizyon gösterileri yapılabilsin. Gravity çıktıktan sonra tabii ki de hayatlarının bağlı olduğu bazı ekipmanları tamir etmek için yine dışarı çıktılar. Şaşırtıcı bir şekilde her seferinde tamir etmeyi başarıyorlar. Ama biliyor musunuz? NASA'nın dahi mühendisleri sayesinde artık uzayda şnorkel kullanıyorlar.
Böylelikle bu onların boğulmalarını engelleyecek. Eğer uluslararası uzay istasyonundaysanız, sanki gülümsemek zorunluymuş gibi görünüyor. Tahminimce eğer bir oyun tezgahlıyorsanız, yüzünüzde büyük bir gülümsemeniz olması lazım. Çünkü bu insanların dikkatini dağıtır. Sözde bu Hunilerin içine işiyorlar. Nasıl temiz tutuyorlar? Kurumuş idrarla kaplanmasını nasıl engelliyorlar? Temizlemek için su kullanamazsınız. Kullanabilirdiniz ama çok değerli su kaynağını kullanıyor olurdunuz. Ve normal su yerine kirli ve idrarla karışmış bir su kabinde dolaşıyor olurdu. Özetlersek, kendi dışkılarıyla birlikte yaşıyorlar. Kendi dışkıları ve idrarlarıyla. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu uzun ince kesimler şeklinde inşa ettiler. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda etraftaki mavi kollar sayesinde her çeşit hareket uyarlanabiliyor. Segmentler arasında kolayca hareket edebiliyorlar. Segmentler arasında hiçbir hava kilidi yok. Bütün süre boyunca son derece rahatsızlar. Çamaşır yıkamıyorlar, duş yapmıyorlar. Doğru düzgün tıbbi tedavi ya da imkanlara sahip değiller. Düzenli olarak dışarı çıkıp ekipmanları tamir etmeleri gerekiyor. Çünkü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına sadece dışarıdan tamir edilebilen şeyler koymayı seviyorlar. Yani kısacası bu Uluslararası Uzay İstasyonu tam bir intihar cehennemi. Gidilecek en berbat yer. Her saniye hayatları tehlikede. Kolayca ölebilirler. Buna rağmen hiçbir şey asla ters gitmez. Sahip oldukları inanılmaz sınırlı sayıda alete rağmen kolayca başa çıkamayıp tamir edemeyecekleri bir durum hiç olmadı. Ve sanki umurlarında değilmiş gibi davranıyorlar. ISS dünyada gidilecek en berbat yer olduğu halde, sanki gidilecek en iyi yermiş gibi davranıyorlar. Sözde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndalarken aslında Moskova'daki astronot tesisi Star City'de olduklarından şüpheleniyorum. Orada özel olarak inşa edilmiş eğitim tesisi var. Bugüne dek uzaya çok az sayıda sivil gidebildi. Bunlardan biri Güney Afrikalı bir milyonerdi. Moskova Star City'de birkaç ay eğitim alması gerekti. Burada sıfır yer çekimi hileleri öğretiliyor. Eğitim bunun için yapılıyor. Size eğitim uzay istasyonunda meydana gelebilecek beklenmedik olaylar için diyorlar. Eğer biri hasta olursa, biliyorsunuz, derhal Soyuz'a binip dünyaya geri dönmesi gerekir. Ya da eğer uzay yürüyüşü yapılması gerekirse diye eğitiyorlar. Moskova Star City'de saklanmaları gerekiyor. Çünkü eğer bir şekilde fotoğrafları çekilirse bütün bir tezgahı mahvedebilir. Çok iyi saklanmak zorundalar. Aslında basitçe, tıpkı ISS'te yaşar gibi, Moskova Star City'de yaşamaları gerekiyor. Savaş suçlusu ve vatan haini George Bush, NASA'yı ziyaret ediyor. Sahte saldırı kurbanı ve vatan haini Gabby Gifford ile birlikte. Kameraman kazayla ya da belki de özellikle, görmememiz gereken bir şey çekiyor. Astronot Tim Peake'in Chroma Key ekran önünde çekimi yapılıyor. Chroma Key, istediğiniz her arka fonu kullanabilirsiniz demektir. Arka fon bu şekilde görünür. Bu çekimi yaptığımız esas arka fon bu. Chroma Key, istediğiniz herhangi bir arka fonu kullanabilirsiniz demektir. Bunun gibi ya da belki bu. Ya da belki bu.
Sevgili dinleyiciler, ben Güneş Aktüs. Ersan Juan kanalımızdan hepinize sevgiler. Ersan Düz Dünya araştırmalarına devam ediyor. Düz Dünya çok geniş bir konu malum. Ama aynı zamanda farklı konularla da sizlerle bir arada olacağız. Bize ekranda görünen mail adresimizden ya da Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.